Şimdi 3,5 yıldan beri, yaklaşık 4 yıldan beri İlköz Mahallemiz öncelikle şunu belirttim. Bölgenin ciddi manada merkezi, bunu sizler de biliyorsunuz, yaklaşık özellikle pazartesi günleri 4 tane ilçenin birleştiği bir merkez. Burası hareketli bir bölge. Geçmişte de işte büyükşehirden önce belediyeydik. Şu anda büyükşehirden sonra mahalle olduk. Mahalle olduktan sonra ciddi manada İlköz Belediyesi, İlköz Mahallesi olarak özellikle bu dönem sorunlarımız çok ve çözülen sorunumuz da yok. Özellikle ATM noktasında sıkıntılarımız var. Bölgeden yaklaşık 10 kilometreden 15 kilometreden vatandaşlarımız bu bölgeye gelerek gerek işte ATM'yi kullanıp ticaretini, alışverişini yapmak zorunda kalıyor veya işte toplum sağlığına geliyor. Orada tedavisini görüp ilacını alıp yine mahallesine dönmek istiyor. Ama bu süreçte ATM sıkıntımızı bir türlü çözemedik. Yetkili kurumlara söyledik, ilettik ve bununla ilgili görselleri de var elimizde, kuyruklarla ilgili, oradaki yoğunluklarla ilgili. Burada ciddi manada ATM noktasında sıkıntımız var, bunu çözemedik. Anayolla ilgili, Çaybaşı İlköz arasındaki anayolumuzla ilgili ciddi manada sorunlarımız var. Ya bu işte haftalık yama yapılıyor ama bu da coğrafi iklimden dolayı, yağış olan bir bölgeden dolayı bu da tutmuyor. Sürekli kullanılan, yoğun olan, trafiğin yoğun olduğu bir yol hattı. Çöp kamyonları, büyükşehirin çöp kamyonları ve belediyenin işte harfiyet kamyonları, iş makineleri ve bölgenin de yoğun trafiğine istinaden ciddi manada harekette çalışan bir yolumuz var. Ve ciddi manada da bu halkımız, özellikle bölge halkı, ya biz yıllardan beri bunu çekiyoruz. En azından bu iktidarımız zamanında, AK Parti döneminde biz bu iktidarı da destekliyoruz. %90 oy veriyoruz. Biz en azından bu noktada bu mağduriyetlerimizin giderilmesini talep ediyoruz diyerek biz de dertlerini yanıyorlar. Biz de gittiğimiz mercilerde, gerek vekillerimize, gerek başkanlarımıza, büyükşehire gittiğimizde bunun çözüleceğini söylüyorlar ama şu ana kadar 3,5-4 yıldan beri yol noktasında, ATM noktasında ve şehrimizin içinde inan ki toplum sağlığının önünde ciddi manada böyle şey bir görüntü vardı. Dün işte o sorunu çözdük ama bizim şehir merkezimizde 3,5 yıldan beri şu ana kadar belediyemizin dokunduğu, büyükşehirimizin dokunduğu, vatandaşımız da bunu işte gözlemledi veya farkına vardı. Hiçbir çalışma şu ana kadar bunu mahallemizde hissedemedik. İnşallah bundan sonra buradaki gelirler, burada ben özellikle toplantılarımızda da bunları söylüyoruz. Yani biz artık büyük bir mahalleyiz. Burada büyük şehrimizin, ilçe belediyemizin, devletimizin olduğunu hissetmek istiyoruz. Burada yetkililere özellikle ben bunu ifade etmek istiyorum.